Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değerli üyeleri, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, dünya üzerinde, tüm ülkelerde ve ülkemizde emeğiyle, hakkıyla ayakta durmaya çalışan tüm kadınlarımızın bizlere önderlik etmiş ve örnek olmuş tüm kadınlarımızın bir kez daha andığımız ve kadınların haklarını bir kez daha sorguladığımız önemli bir gün. Hepimiz bugün bunu idrak ediyoruz. Evet, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mücadelesi dünyada dokuma işçisi kadınların mücadelesiyle başladı. Türkiye'de kadınların emek hakları ve insan haklarını sahip olmaları ne zaman başladı derseniz, elbette ki aydınlanma devrimimiz, Cumhuriyet'in ilan edilmesi. Aslında biraz öncesi ve biraz sonrasında önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kadınlara sosyal haklarını verme fikriyatını kendinde bulmaya başladığından beri başladı. Neydi o süreç? Aslında 1916'da Doğu Cephesi'ndeyken Mustafa Kemal Atatürk komutan olduğu sırada cephedeki arkadaşlarına kadınlara sosyal haklarını vermeliyiz diye anlatıyordu. Bir diğer taraftan 1918'de tedavi amacıyla bulunduğu Karlsbad'da da not aldığı günlüklerinden görüyoruz ki kadınlara haklarını birden vermeliyiz diyor Gazi Paşa. Buradan da anlıyoruz ki zaten aklında Cumhuriyet Aydınlanması devriminin tüm yapı taşları daha o günlerde oturmuş. Ardından bunları gerçekleştiriyor bir bir Atatürk. 1924'te Tevhid-i Tedrisat, 1926'da Medeni Kanun, 1930'da belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı ve 1934'te kadınlara Türkiye genelinde yerel ve genel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı veriliyor. Bunların hepsi çok büyük devrimler ve bakınız dünyada, Türkiye'de 1934 dedik, dünyada Avustralya'da 1902'de, Amerika'da 1920'de, Çin'de 1947'de, Yunanistan'da komşumuzda 1952 yılında, İsviçre'de 1971 yılında, Belçika'da 1960 yılında kadınlara seçme ve seçilme hakkı veriyor. Bu manada baktığımızda aslında önderimizin ne kadar çağın ötesinde bir insan olduğunu da bir kez daha görebiliyoruz. Peki günümüze geldiğimizde biz bu hakları yeterince kullanabildik mi ya da ilerletebildik mi dersek, ne yazık ki hayır. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kadınların temsil oranı %17. Halbuki bakın bu oran Ruanda'da %56, Hollanda'da %40. Evet, aslında bize bu hak dünyada Avrupa ülkelerinden çok daha önce verilmiş olmasına rağmen biz bugün geldiğimiz noktada bir arpa boyu yol alamamışız diyebiliriz Atatürk'ün izinde. Evet, ben aslında size bugün Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Türkiye Cumhuriyet tarihine aslında ışık tutmuş çok sembol isimlerden, onların yaşam öykülerinden süremiz el verdiğince bahsetmek istiyorum. İlk kadın kahramanımız 1890 yılında Ankara'nın Kazan ilçesinde, şimdi Kahraman Kazan oldu, Ankara'nın Kazan ilçesinde doğmuş ve bir asker eşi, kendisi aslında çiftçi, köylü, Kazan köylüsü, çiftçilik yapıyor, tarımla uğraşıyor. Eşi Balkan Harbi'nde gırtlağından yaralanmış bir asker. 5 çocuk annesi ve mücadele eden bir kadın. Bir gün 1934 yılında Kızılcahamam'a doğru giderken Kazan köyüne Gazi Paşa, Gazi Mustafa Kemal Atatürk uğruyor ve çok sıcak bir hava, arabasını durduruyor. Burada bir duralım diyor. Hiç hesapta olmayan bir durma, mola bu. Aniden tabii köylü toplanıyor. Atatürk gelmiş ve heyecanlanıyor herkes ama bir yandan da çekiniyor yanaşmaya. İşte tam o esnada bizim kahraman kadınımız Atatürk'e, Gazi Paşa'ya doğru yaklaşıyor ve diyor ki, "Paşam, ayran içer misiniz? Soğuk ayran iyi gelir." diyor. Tabii paşa kadının bu cesaretine, bu özgüvenine çok hoşuna gidiyor ve merak ediyor, kimdir acaba bu kadın diye. "Senin kocan kim?" diye soruyor önce. O da aslında Sakarya Harbi'nde boğazından yaralanmış bir asker olduğunu söylüyor eşinin. "Peki sen ne zaman doğdun?" diyor. Kahraman kadınımız 1919'da diyor.
Peki bir bakıyor Atatürk karşısında duran hanımefendi o yıl 1934, 1919'da da olsa 15 yaşında olması gerekirken daha büyük bir hanımefendi. Bu nasıl mümkün olur diyor. Paşam sizin çıkmadan evvel Samsun'a biz yaşamıyorduk ki diyor. Tabii bu sözler Gazi Paşa'yı çok hoşuna gidiyor. Ardından biraz daha bir süre daha konuşuyor kahraman kadınımızla ve sonra yanındaki yol arkadaşlarına diyor ki bu hanımefendinin adını not edin diyor. İşte kendine güvenen, özgüvenli, mücadeleci, köylü bir Türk kadını diyor ve hemen yanındakiler o kadının adını not ediyor. O kadının adı Satı Kadın ve 1934 yılında Satı Kadın meclise giren 18 kadın vekilden biri oluyor. Aslında o gün Kemal Paşa Atatürk uğradığında da oraya Satı Kadın köyün muhtarı yani 1933 yılında yerel seçimlerde muhtar olarak seçilmiş. Hem kadın muhtar hem de ardından ilk kadın milletvekillerimizden oluyor. Bir kez daha kendisini saygıyla, sevgiyle anıyoruz bugün. Evet, şimdi anlatacağım kadın kahramanımız aslında hem bir askerin hem bir siyasetçinin ömür boyu yanında durmuş ama topluma aynı zamanda çok örnek olmuş bir hanımefendi. 1897'de İstanbul'da doğuyor. Babası Süleyman Zühtü Bey, annesi Ayşe Saadet Hanım. Ailesi Bulgaristan'ın Ziştov kasabasından 93 Harbi diye bilinen Balkan Savaşı'ndan sonra İstanbul'a göç etmiş bir aile ve 1916'da komşuları olan Hacı Reşit Bey ile Cevriye Hanım'ın oğlu Kurmay Albay bir askerle evleniyor. Henüz evlendiğinde kendisi 19 yaşında, eşi 32 yaşında. Evet, ondan sonra çok çetin bir yolculuk başlıyor. Asker eşi evliliğinden 21 gün sonra Diyarbakır'a cepheye gidiyor. Oradan eşine sık sık mektuplar yazıyor. Bir ara İstanbul'a geliyor ama tekrar savaşa gidiyorum. 1918 yılında Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İstanbul'a Harbiye Nezareti Müsteşarlığı'na tayin ediliyor. Daha sonrasında 1919'da ilk çocukları İzzet doğuyor. Evet, oğlu 3 aylıkken eşi İsmet Paşa Anadolu'ya Mustafa Kemal'in yanına gidiyor. Kurtuluş Savaşı'nın başlaması ile de bu hanımefendi İstanbul'dan ayrılarak Hacı Reşit Bey ailesiyle birlikte zorlu bir yolculuktan sonra Karadeniz üzerinden Malatya'ya geliyor. Burada oğulları İzzet 2 yaşında hayatını kaybediyor ve bu haberi eşi cephede diye ona ulaştırmıyorlar. Ardından evet siz de tahmin ettiğiniz gibi 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün eşi Mevhibe İnönü hanımefendi Ankara'nın ilk ehliyet alan kadın diyebiliriz. İlk araba kullanan ve ata binen, çok iyi ata binen bir hanımefendiydi. İkinci Dünya Savaşı sırasında hasta bakıcılık kurslarına gitti ve herkese de bunun eğitimini verdi, örnek oldu, rol model oldu. Türkiye Yardımseverler Derneği ve Türk Kadınlar Birliği gibi sosyal amaçlı kuruluşlarda kurucu olarak çalıştı. Tam bir Cumhuriyet hanımefendisiydi. Bu anlamlı günde kendisini bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Evet, bir diğer kadın kahramanımız aslında erken Cumhuriyet tarihinde, erken Cumhuriyet döneminde doğmuş, büyümüş ve Türkiye'nin ilk kadın ilahiyat öğretim üyesi olmuş değerli bir insan. Hepinizin tahmin ettiği gibi 1919 yılında aslında Sivas'ta başlayan yolculuğu, Trabzon Ordu arasında geçen günleri, muhafazakar annesinin ona 6 yaşında Kur'an'ı hatmetmesiyle, eğitimini verdirmesiyle tam olarak bir dindar, aynı zamanda da Atatürk devrimlerine bağlı bir genç kız olarak yetişmesiyle devam ediyor. Kandilli Kız Lisesi'ne burslu olarak gidiyor bu kadın kahramanımız. Ardından da Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Türk İslam tarihi üzerine eğitimini alıyor. Evet, kendisi Arapça ve Türkçe okur, Arapça, Türkçe, Farsça okur yazarlığı da olduğu için
İslam tarihine de büyük merakı olduğundan bu konuda çalışmalarını devam ediyor ve doktorası, doçentliği, ardından da Türkiye'nin ilk kadın Ankara Üniversitesi'nin İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi oluyor. Sizin de tahmin ettiğiniz üzere doçent doktor Bahriye Üçok'tan bahsediyorum. Ömrü aydınlanma mücadelesiyle geçiyor Bahriye Üçok'un. Kendisi Atatürk devrimlerinin İslam'la çelişmediğini tüm Türkiye'ye anlatmak üzere paneller veriyor, seminerler veriyor, radyo programları yapıyor ve yazılar yazıyor, köşe yazıları yazıyor. Bu sırada siyasetin de içinde Halkçı Parti'den Ordu Milletvekili seçiliyor, SHP'den parti meclis üyesi seçiliyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nden siyaset yapıyor, ön seçime giriyor. Ömrü bir mücadelenin içinde geçiyor Bahriye Üçok'un. Elbette ki bu çetin mücadele içerisinde karanlık odaklar tarafından her zaman bir tehdit unsuru haline geliyor. Çok tehditler alıyor ve hayatını da bir zorluk içerisinde sürdürmeye başlıyor. Özellikle 80'li yıllar süresi boyunca. 89'da bildiğiniz üzere hem 19 Mayıs'ta Atatürkçü Düşünce Derneği, aynı yıl içerisinde Şubat ayında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kuruluyor. 89 yılı bu manada çok önemli bir yıl. Ve ne yazık ki 1990 yılının başlangıcında da başta Profesör Doktor Ocak ayının 31'inde Muammer Aksoy Hoca'nın öldürülmesiyle başlayan aydın cinayetleri süreci, ardından Çetin Emeş, Turan Dursun aynı yıl içerisinde ve 6 Ekim günü evine gönderilen bombalı paketle Bahriye Üçok, doçent doktor Bahriye Üçok'un da öldürülmesiyle 1990 yılı karanlık bir yıl oluyor. Bahriye Hoca o günlerde yaptığı uyarılarla, yazdığı yazılarla, makalelerle bugün hala günümüzü aydınlatıyor. Kendisini bir kez daha sevgiyle, saygıyla anıyoruz. Evet, Cumhuriyet'e ışık tutmuş nice kadın, nice önder, nice öncü kadın var. Ama öncelikle bu kısa sürede bahsedebildiğim önemli ve değerli isimleri size aktarmak istiyorum. Son bahsedeceğim kadın kahramanımız da sivil toplum kuruluşunun önde gelen isimlerinden. 1935 yılında, 13 Aralık 1935 yılında İstanbul'da doğuyor. Kandilli Kız Lisesi, tıpkı Bahriye Hoca gibi, ardından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitiriyor. Dermatoloji bölümünü tercih ediyor ve ardından Lepra Araştırma Merkezi'ni kuruyor. 1986 yılında Hindistan'da Uluslararası Gandhi ödülünü alıyor kendisi. Büyük bir sivil toplumcu, hem lepra hastalarının toplum içerisindeki algısını değiştirmeye ve onları yaşama kazandırmaya çalışırken ve iyileştirmeye çalışırken, diğer tarafta da kız çocuklarının eğitimi için mücadele veriyor. Türkiye'nin dört bir tarafına gidiyor, doğuya, güneydoğuya, orada kız çocuklarının burs alması için mücadele ediyor ve bu bağlamda bir grup akademisyen arkadaşıyla birlikte 1989 yılında Çağdaş Yaşama Destekleme Derneği'ni kuruyor. Cüzdanla Savaş Derneği'ni kuruyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne lepra konusunda danışmanlık yapıyor. Ömrü gericiliğe karşı mücadeleyle geçiyor. Bir aydınlanma öncüsü o. Cumhuriyete ışık tutan kadınlardan ve Kardelenler Projesi ile Van'daki, Muş'taki, Türkiye'nin çeşitli illerindeki kız çocuklarının okumasını sağlıyor. Bugün kendisini saygıyla, sevgiyle anıyoruz bir kez daha. Her eğitimli kadının bu cumhuriyete borcu vardır diyor Profesör Doktor Türkan Saylan hocamız da, bir kez daha saygıyla, sevgiyle anıyorum. Evet, size cumhuriyetin çeşitli dönemlerinden dört değerli kadın öncüden bahsettim. Satı Kadın, Mevhi Beyinönü, Doçent Doktor Bahriye Üçok ve Profesör Doktor Türkan Saylan'la bu anlamlı günde bir kez daha
Kadının mücadelesinde emeği geçmiş. Aydınlanma mücadelesinde emeği geçmiş. Tüm kadın öncülerimizi sevgiyle, saygıyla anıyorum ve Atatürkçü Düşünce Derneği'nin değerli üyelerine sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.